Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, mutlu olun, huzurlu olun, sağlıklı olun ve yüksek moralli olun. Yani ensenizi karartmayın. Ve canlarım, lütfen, lütfen bu ülkeyi yönetenleri savunmak amacıyla yahut da kendi fikirlerini savunmak amacıyla sürekli olarak içinde bulunduğumuz bu felaketi başka ülkelere yüklemek, onların yüzünden bu halde olduğumuzu anlatmak zorunda olanları bence ciddiye almayın. Ya hoş bir şey değil tabii ki söylediğim. Ama ben bu tarz söylemlerin bu ülkenin kurtuluşunu değil, felaketini getirdiğini bizzat yaşayarak öğrendim. Çocukluğumdan beri o kadar kötü yönetildik, o kadar kötü yönetiliyoruz ki hala. Ve hep bakın, dönün geriye, bakın gazete arşivlerine. Hep birileri, ki o birileri mutlaka iktidardadırlar, hep dış dünyayı kötülemiş, dış dünyayı aşağılamışlardır. Avrupa Birliği bizi mesela tam üyeliğe kabul etmiyor mu? Hata Avrupa Birliği üyelerindedir. Kalleştirler. Bizi yönetenler ise son derece dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu Türk evlatlarıdır. Biz yanlış yapmayız. Hayır, hayır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır çok kötü yönetiliyor canlarım, çok kötü. Yeni değil bu, yıllardır kötü yönetiliyor. Daha önce verdiğim örneğini, Türkiye'de ne yazık ki, ne yazık ki siyasetçiler, bürokratlar ve son dönemlerde çok yakından artık hepimizin tanıdığı 18 yılda 235 milyar dolar kamu ihalesi alan müteahhit tipi sözde iş adamları güzel ülkemizi soydular canlar. Az gelişmiş ülkelerin ya da gelişmekte olan ülkelerin fakirliğinin bir tek sebebi vardır siyasetçilerin. Siyasetçilerin atadığı, partizanca atadığı, liyakatine bakmadığı bürokratların ve siyasetçilerin kendilerinden nemalandığı, rüşvet vermeyi marifet zanneden, hırsız karakterli, sözde iş adamlarının, bilhassa kamu işi alan müteahhit kesimin, hepsinin değil, müteahhit kesimin ortak çalışmasının sonucudur içinde bulundukları durumlar. Bütün az gelişmiş ülkelerin fakirliğinin müsebbibi bu saydığımdır. Yöneten parti modelidir. Çünkü az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeleri yöneten siyasetçiler ülkeyi parti teşkilatlarıyla beraber yönetirler. Oysa devletin bürokrasisiyle beraber yönetmeliler. Hukuk, yargı, adaletle beraber yönetmeliler. Değil mi canlarım? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde, dün de söyledim, Milli Savunma Bakanı hem George W. Bush'un Milli Savunma Bakanı hem ondan sonra gelen Obama'nın Milli Savunma Bakanı. Türkiye'de böyle bir şey görebilir miyiz? Mümkün değil. Hiç görmedik şimdiye kadar. Keşke görebilsek ama görmedik. Şimdilik göreceğiyle pek benzemiyoruz. Oysa Recep Tayyip Erdoğan mesela gerçekten samimiyetle Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkmasını istiyorsa bu hükümetteki bütün bakanları kovacak, yerine liyakatli olan, hangi partiden olursa olsun ama liyakatli olanlarını getirecek. Olur mu? Olmaz canlarım benim. Ha sürekli halen efendim Demirel'e dediler ki sen kasaplık yap, manavlık yap, bırak ne işin var senin sanayiyle dediler. Demirel kasaplık ve manavlık yapmayı kabul etmeyince Demirel'i darbeyle düşürdüler. İki defa darbe yaptılar. Ya Allah aşkınıza ya. Bunları söyleyenler tamamen milliyetçi, ırkçı hatta duygularla bunları söylüyorlar. Çünkü bunları söyleyerek ayakta kalabiliyorlar. Bunları söyleyerek hayatlarını kazanıyorlar, para kazanıyorlar. Çünkü fikirle ayakta kalamaz bunlar. Ancak sizleri, bizleri, halkı korkutarak ayakta kalabilirler. MHP neden ısrarla milliyetçi politikalar uyguluyor? Çünkü Türkiye huzura ererse MHP gibi bir partiye ihtiyaç kalmaz canlarım, güzellerim.
MHP marjinal %1'lik bir parti olarak belki devam eder. Eğer siz, biz, bu halkımız Yunanistan'dan korkmazsa, Kürdistan'dan korkmazsa, Suriye'den korkmazsa, Amerika'dan korkmazsa, Avrupa Birliği ülkelerinden korkmazsa, bizi işgal edecekler diyenler olmazsa ve bizim işgal edilme ihtimalimizin sıfır olduğunu öğrenirse bu halk, ya MHP'yi ne yapsın ya? Ne işi var MHP'yle ya? Ama işte görüyorsunuz, halk bilinçlendikçe, halk milliyetçiliğin, MHP tarzı milliyetçiliğin ne kadar tehlikeli olduğunu anladıkça MHP daha çok şiddete başvuruyor. En çok da dikkat edin, kendi eski dava arkadaşlarını öldürmeye kalkıyorlar. Neden? Ya arkadaş ya, ben MHP'yi eleştirirsem derler ki baş verin ya, o zaten milliyetçi düşmanı. Başka bir sosyalist eleştirirse baş verin ya, zaten onlar milliyetçi düşmanı. Onlar Türk düşmanı derler, değil mi canlarım? İnandırmamak isterler. Ama kendi işlerinden çıkan birileri MHP'nin bugünkü yönetimini eleştirirse, kendi içinden çıkan eski MHP'liler artık demokratlikleşelim, merkez parti olalım biz diye direnirlerse işte onları öldürmeye kalkıyorlar. Ya kötü, geçecek, geçecek tabii ki. Size kim ki, Demirel'e dediler ki çobanlık yap, manavlık yap. Yapmayınca iktidardan düşürdüler. Onlara şunu sorun. Peki Özal'a da mı öyle dediler? Peki Recep Tayyip Erdoğan'a da mı öyle dediler? E demek ki Recep Tayyip Erdoğan onları dinlemedi. Recep Tayyip Erdoğan'a kasap ol, manav ol dediler. O kasapları, manavları bitirdi. Bak çiftçilik bitti, hayvancılık bitti. E demek ki Recep Tayyip Erdoğan Amerika'yı dinlememiş. Aa bak Türkiye ne güzel. Ya yok böyle bir şey ya. Madem bu Amerikalılar kendilerini dinlemeyen başbakanları düşürüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı niye düşürmediler 18 senedir ya? Recep Tayyip Erdoğan ne manavlık ettirdi Türkiye'ye, ne kasaplık ettirdi. Aksine manavlığı da bitirdi, kasaplığı da bitirdi. Ne tarım kaldı, ne hayvancılık kaldı. Ama halen iktidarda. Ah be canlarım benim, ah benim güzellerim ya. Memduh dede tabii ki kendi doğrularını söylüyor. Ama sizden bir tek şey istirham ediyorum. Lütfen düşünün. Sürekli, her zaman, her an, her dakika mevcut iktidarları tenkit etmek yerine içinde yaşadık bulunduğumuz felaketlerin sorumlusu olarak müttefik ülkeleri, Avrupa Birliği ülkelerini, Amerika Birleşik Devletleri'ni, hatta komşudaki komşuları Yunanistan'ı falan, hatta Suriye'yi gösterenlere hadi oradan yalancı deyin, hadi oradan çıkarcı deyin. Ya biz kendi kendimize ediyoruz ne edersek ya. Biz beceriksiz, başarısız insanları seçiyoruz. Çünkü biz bunlardan mürekkebiz. Bir daha söyleyeyim. Mevlana'nın sözünü. Evet. Havuza su taşıyan borular kirliyse havuzun suyu temiz olur mu? Ya canlarım neden dönüp kendimize bakmıyoruz ya? Bizden bu çıkıyor abi. Biz boruyuz. Havuza su taşıyoruz. Bizim içimizden akan su da bunlar. Bu yöneticiler, ülkeyi yönetenler. Bu. Niye Amerikalıları suçluyoruz hala anlamıyorum ya. Kaldı ki Amerikalılar diyelim ki bu ülkeyi sömürüyorlar, sömürmek istiyorlar. E biz sömürtmeyelim. Bizi sömürtmeyecek olanları seçelim. Süleyman Demirel ikame otomotiv sektörünü kurdu Türkiye'de. Evet. Daha çok yakın bir zamana kadar, 1980 sonrasına kadar, Turgut Özal'ın başbakanlığına kadar Türkiye'deki 3 marka, markalarını vermeyelim, 3 yabancı lisansla üretilen dünya çapında 3 ama isimleri çoğu Türkçe, Türk isimler konmuş, yok kuş ismi konmuş bilmem ne falan falan, otomobilleri üreten fabrikalar ikame üretim yapıyorlardı aslında. Yani lisansları yabancılarındı yine ama üretim yapmaya başlamışlardı. İthalat olmadığı için, sadece onlar üretip onlar yurt içinde sattığı için arabalar kalitesizdi. Arabalar çok pahalıydı. Keza televizyon da öyle, buzdolabı da öyle, çamaşır makinesi de öyle. Özal'a kızıyoruz. Tansu Çiller'e kızıyoruz. E tamam da
Türkiye Cumhuriyeti Devleti gümrük birliğine girmeseydi bizim bugün Bangladeş'ten falan bir farkımız kalır mıydı sanıyorsunuz? Hayır, kalmazdı. Hayır. Zengin mahallesinde oturuyorsanız, zenginlerle arkadaşlık ediyorsanız, onların kültürünün etkisinde kalırsınız. Onlarla rekabet etmek için çalışırsınız, çabalarsınız. Tek şart, çalmayacaksınız. Yani bir baba düşünün. Çoluk çocuğuyla zengin mahallesinde oturuyor, taşımış oraya. Onların arasında onlarla dostluk kurarak, onların arasında kendine bir yer seçmeye, nasıl anlatayım, bir saygınlık kazanmaya çalışıyor. Çocukları o sayede işler buluyor. Ürettikleri ürünleri satıyorlar. Ve sattıkları paranın karını, gelirini getirip babalarına veriyorlar. Baba ne yapıyor? Baba çocuklarının getirdiği o geliri, o parayı çocuklarına haber bile vermeden gidip Las Vegas kumarhanelerinde kadınlarla, kızlarla, oyun makinelerinde yiyor. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Örneğin belki kaba ama böyle. Örnek böyle. Ne yazık ki örnek böyle. Atatürk, muasır medeniyetleri bize hedef gösterirken onların içine katılalım, onlarla birlikte yarışma adabını da, yarışma kültürünü de öğrenelim istedi. Ama Atatürk'ten ve İsmet Paşa'dan sonra, İsmet Paşa zaten adamcağız ne yaptı ki? İsmet Paşa 38'de Cumhurbaşkanı oldu, hatta 39 diyelim ona, Atatürk'ümüzü 10 Kasım 1938'de kaybettik. Ne kalmıştı ki 38'in bitmesine? 39'da İsmet Paşa Cumhurbaşkanı oldu, savaş çıktı. İsmet Paşa bir tek şeyle uğraştı. Fakir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, yeni, genç, taze Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savaşa sokmama başarısını ve becerisini gösterdi. Yanlışları yok muydu? Varlık vergisi gibi vahşi bir yanlışı yok muydu? Tabii vardı. Elbette vardı. Ama arkadaşlar be, 6 sene savaş içinde bir ülke ne yapabilirdi? Ondan sonra da zaten 46 yılında öyle ya da böyle çok partili hayata geçiş, 1950'de demokrasiye geçiş. Demokrat Parti hükümeti kurdu. Seçimi kazandı. İsmet Paşa ısrar mı etti? Vermem mi dedi? Trump'ın yaptığını mı yaptı? Oysa dönemin Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere pek çok diğer kuvvet komutanları ve üst düzey generaller İsmet Paşa'ya gelip paşam sizinle beraberiz. İsterseniz hükümeti teslim etmeyin dediler. Ama İsmet Paşa hayır dedi. Ülke demokrasiye geçmek zorunda dedi ve demokrasiye geçtik. Demokrat Parti demokrasinin kıymetini bilemedi. Halk Demokrat Parti'nin demokrasinin kıymetini bilmemesini cezalandırmak yerine seçimlerde Demokrat Parti'ye yöneldi. 1957'de bu yöneliş tam tersine dönmüştü ki 1960'da askerler idareye el koydular. Bir sene bekleseydiler çok büyük ihtimalle Menderes iktidardan düşecekti. Denilebilir ki ya bunlar bırakmazlardı. Bilmiyoruz, geçti gitti. Bırakırlardı, bırakmazlardı. Ama canlarım şunu kabul edelim. Halkımız sütten çıkmış ak kaşık değil. Halkımız her şeyi halen ve halen devletten bekliyor. Halen. Her şeyi devletten bekliyor. Devlet de ne yapıyor? Devlet de fakirin, fukaranın maaşlarını daha ay başında, ay sonunda neyse üçte birine el koyuyor. Alıyor maaşlarını insanların elinden vergi olarak, gelirlerinin üçte birini alıyor. Kazançlarının değil, gelirlerinin üçte birini alıyor. 1 milyon kere olsa söyleyeceğim. Gelirle kar aynı şey değildir. Gelir gelen para miktarıdır. Kar gelen para ile giden para arasındaki farktır. Gelirin vergisi olmaz. Adının gelir vergisi olması gelirin vergilendirilmesi gerektiği anlamına gelmez. Ha, gelirleri tanımlarsınız, gelirleri tarif edersiniz. Şu gelir dersiniz, bu gelir dersiniz, onlara bir lafım yok. Ama maaş ve ücret gelirlerini, maaş ve ücret gelirlerini sermaye olmadığı için vergilendiremezsiniz ya. Ama bir taraflarım yırtılıyor. Halen muhalefet partilerinin hiçbirisinin sözcüsü şu Memduh dedeye bir destek verip de ya bu adam doğru söylüyor ya. Gelirleri vergilendirmeyin diye ortaya çıkamıyorlar. Canlarım benim, çıkamıyorlar. Yazık oluyor. Hasılı bakınız. Bu sabah başka bir şey anlatacaktım. Devlet Bahçeli soru var çünkü. Çok soru geliyor bana bu konuda.
Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'a tasfiye mi ediyor diye. Bunu 2,5 senedir söylüyorum, artık bıktım anlatmaya. Ben Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ı tasfiye etme biçimine karşıyım, şekline karşıyım. Doğru bir şekil değil bu. Ülkeyi yıkarak tasfiye olmaz. Ha, hani anlattım, bir zamanlar ki bir başbakan varmış, karısı başbakanlık köşkünde bir fare görmüş hanımefendi. Başbakan demiş ki ben bu evde oturmam. Fare gördüm, hemen evi terk etmişler. Danışmanlar işin içine girmişler ve fareyi öldürmek için kapanlar kurulmuş, ilaçlamalar falan filan. Tabii başbakan ve eşi de başka bir yere taşınmışlar. Bir hafta sonra danışmanları gelmişler başbakanın huzuruna. Yüzleri gülüyor. Sayın başbakanım, tamam fare yok oldu demişler. Aferin size demiş başbakan. Ne yaptınız? E konağı yaktık. Fare de yandı. Bahçeli'nin Erdoğan'dan kurtulma yolu konağı yakarak Bahçeli Erdoğan'dan kurtulmak. Doğru bir sistem değil. Şu anda MHP Türkiye'nin en büyük beka sorunudur. Ya bırakın, bıraksın MHP bizi kendi halimize. Bu halk Recep Tayyip Erdoğan'da sandıktan hesap sorar. Sandıkta yener Recep Tayyip Erdoğan'ı. Ondan sonra da eğer suçu varsa, sabitse, belgelerde varsa yargılanır. Hem de bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından yargılanır. Sabitse suçları da mahkum olur. Ama Allah aşkına ya, bu MHP'liler bir aklı başında hiç mi bir MHP'li yok ya? Devlet Bahçeli'ye gitsin desin ki beyefendi. Ya biz gelin muhalefet edelim. Aslanlar gibi muhalefet edelim. Bakınız Türkiye batıyor. Türkiye bitiyor. Siz Recep Tayyip Erdoğan'ı birilerine yem edeceksiniz diye Türkiye'yi felakete götürüyorsunuz desinler. Demiyorlar abi. Ben ne yapayım bilmiyorum. Ama ben bu uyarılarımı yapmaya devam edeceğim canlarım. Devlet Bahçeli Erdoğan'ı tasfiye ediyor mu sorusunun cevabı yeni değil. 2,5 sene, yaklaşık 2,5-3 sene önce bu oyun, bu tuzak başladı. Daha o gün yazdım. Yakın savaş ustası Erdoğan yanına girdi. Bir tek amacı var. Kendisine verilen Erdoğan'ı sen iktidar ettin, yaptın. Şimdi de Erdoğan'ı sen yok et emrini, talimatını yerine getirmek. E beni ciddiye almadılar. Belki içinize, pek çoğunuza beni ciddiye almadınız. E ne yapabilirim canlarım? Ne yapabilirim? Benden bu kadar. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.